Her ne kadar bu köpeği sevmesem de haklı. Siz bir önceki bölümü nasıl izlemediniz ya? Oğlum şu hayvan benim resmen kolumu koparttı. Bu bölüm kaçırılır mı kardeşim ya? Neyse, ben size bir önceki bölümün özetini getireyim. Siz izlemek isterseniz izleyin, tamam mı? Yoksa ben kan kaybından öleceğim. Hadi ben hastaneye gidiyorum. İşte bir önceki bölümün özeti. Aslanım benim, saldırmaya hazır mısın? Saldırmak mı? Ay Beşir, ne yapıyorsun sen ya? Sen karışma Cansu. Ulan velet, benim bibere alerjim var. Senin yüzünden bir hafta ben hastanede yattım, biliyor musun sen? Aa hadi ya. Vallahi bilmiyordum la Beşir. Oğlum sustur lan şunu. Oğlum George saldır. Ya Beşir açıklayabilirim, ben bilmiyordum yani. Oğlum bunun bakış değil ananı avradını. Lan ısırdı ananı avradını. Kolumdan ısırdı. Lan Allah, oğlum pitbull kovalıyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Murat'a pitbull saldırmıştı. Şimdi Cansu karakteriyleyiz. Görüyorsunuz ki hastaneye gelmiş. Bakalım bugün Murat'ın başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Ay Murat çıkmış mı ya? Murat neredesin, göremedim. Ha orada mı? Ay şunun arkasından da görünmüyor, çok küçük ya. Murat'cığım, hayatım, çıkmışsın. Oh, iyileştin mi Murat ya? Bir haftadır zaten hastanede kalıyordun. İyi misin? Ben iyiyim de Cansu. Sen iyi misin ya? Oğlum çok güzel kız lan. Acaba bana bakar mı? Ne diyorsunuz ya? Sizce ben yakışıklı mıyım? Video başlar başlamaz böyle demek de biraz saçma değil mi? Selamun aleyküm, video başladı. Ben yakışıklı mıyım? Gördüğünüz gibi. Sizce beni beğenir mi? Yani benim de bir tatlı bir yanım var değil mi? Benimle olsa aslında şu kız çok güzel olur. Baksanıza. Ay Murat, ne süzüyorsun beni öyle? Bir şey mi söyleyeceksin? Yo Cansu. Cansu ya hayırdır, sen nereden geldin? Ay Murat, Feride teyze beni aradı. Dedi ki kızım dedi, ben alamayacağım dedi. Oğlumu sen alır mısın dedi. Ben de dedim teyzeciğim kıramam sizi, tabii ki de alırım dedim. Kızım dedi bana dedi, teyze deme dedi. Anne de bana dedi. Ben bir şaşırdım tabii böyle deyince. Anne de mi? Ulan anne. Ulan anne. Ya sen onun kusuruna bakma Cansu. Ya bugün de çok güzel giyinmişsin ya. Ay sahi mi? Yani ben pek yakıştıramamıştım ama beğendin mi? Ay kelebek görse seni böyle ömrü uzar be. Yani tabii ki de Cansu. Çok güzel olmuşsun yani. Cansu ben evimizin adresini vereyim. Sen beni bırak olur mu? Bırakırım tabii, bırakmasına da. Murat seninle önce bir yere gitmemiz gerekiyor. Bir yere mi gitmemiz gerekiyor? Nereye Cansu? Sürpriz Murat, gelmez misin? Ulan sen desen ki cehenneme gideceğiz. Sürpriz Murat, cehennemde yanacaksın desen var ya. Arkandan gelmeyen en adi orijinal bir insandır yani. Yani arkadaşlar siz ne bekliyordunuz ki? Ay kimle konuşuyorsun Murat? İzleyiciyle. Onlarla böyle sohbet etmek hoşuma gidiyor. Ara sıra onlarla konuşuyorum. Onlar da işte like falan atıyorlar. Ha yeri gelmişken like atın, tamam mı? Oğlum daha yeni hastaneden çıktım lan, birazcık like fena olmaz yani. Ucundan atıverin, tamam mı? Ay Murat bu tavırların beni korkutuyor ama neyse. Gel bakalım Murat. Haydi gidelim. Bin hayatım bin. Seninle çok güzel bir yere gidiyoruz Murat. Çok seveceksin, bayılacaksın var ya. Allah Allah ya. Oğlum kız beni nereye götürüyor lan? Vallahi merak ettim şimdi. Oğlum ister misiniz evine götürsün? Ev boş Murat desin. Yani ev boş Murat. Yalnız kalamıyorum desin. Ay Murat öyle bir yere gidiyoruz ki var ya. Müthiş sevineceksin. Allah Allah. Cansu. Hayırdır, birinin doğum günü falan mı? Beni partiye falan mı götürüyorsun diyeceğim de. Hay ne partisi Murat ya. Saçmalama. Daha yeni hastaneden çıktın. Murat, şimdiki gideceğimiz yer seninle alakalı. Benimle mi alakalı? Oğlum beni nereye götürüyor lan? Benimle alakalı. Çok mutlu olacağım bir yer. Allah Allah. Ay bunu yaptığım için bana başlarda biraz kızabilirsin ama sonra sen de hak vereceksin. Sen de yapmak isteyeceksin. Cansu beni iyice korkutuyorsun. İnşallah düşündüğüm şeyi yapmayacağız değil mi? Ay yaparken çığlıklar atacaksın resmen. Oğlum bu bayağı bildiğiniz beni evine götürüyor lan bence. Çığlıklar mığlıklar. Cansu henüz daha lisedeyiz yani, ben çocuk ya, olmaz oğlum yani. Olmaz lan. Ay çocuk mu? Ne çocuğu Murat ya? Yani Cansu şimdi çocuk olmaz değil mi yani? Ay Murat sen ne sandın bilmiyorum ama meclis binasına gidiyoruz ya. Meclis binası mı? Orada mı yapacağım? Oğlum çok saçma olur lan. Yani Cansu meclis binası mı? Ne işimiz var orada? Sana söylemeyi unuttum galiba. Murat benim babamın ne iş yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum, inşallah otopark mafyası falan değildir. Ay Murat komik olma, otopark mafyasının mecliste ne işi var? Murat'cığım benim babam milletvekili. Milletvekil.
Bildiğimiz milletin vekili ya. Vekil yani. Evet Murat. Milletvekili. Güzel. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin de yani bundan bize ne Cansu? Murat seni oraya götürüyorum çünkü... Seni köpek ısırdı ya Murat. Evet Cansu. Bana geçen bölüm Pitbull saldırmıştı. İzlemeyenleriniz varsa onu da izlemek istiyorsa videonun sonunda ve açıklamada linkini bulabilir. Ne olmuş? Murat bir hafta boyunca düşündüm taşındım. Dedim ki Murat bunu hak etmedi. O yüzden babamla konuştum Murat. O hayvanı var ya o hayvanı. O pire torbasını buldum. Beşir'in nerede kaldığını öğrendim. Murat o köpeği bugün belediyeye şikayet edeceğiz tamam mı? Belediyeye şikayet mi edeceğiz? Neyi şikayet edeceğiz ya? Ay seni ısırdı ya. Kızım sen ne diyorsun? Ben Beşir'le bir anlaşma yaptım. Olmaz. Ne anlaşması Murat? Kızım biber gazlarını benim attığımı biliyor ya. Ay Murat gidip okula söylese kim inanacak gözünü seveyim ya Allah Allah. Pitbull'unu senin üstüne saldı. Kimse ona inanmaz merak etme. Ya oğlum durduk yere şimdi Beşir'i düşman etmek istemiyorum ya kendime. Murat saçmalama. Resmen senin üstüne hayvanını saldı. Ne demek düşmanlık? Elbette ki şikayet edeceksin ya. Bu senin en doğal hakkın. Ulan kız bir yandan haklı da. Oğlum böyle belediyeye şikayet falan ne bileyim süt çocuğu gibi değil mi? Babam bizi kapıda bekliyor olacaktı Murat gel. Unutma Murat sana köpeğin saldırdığını söyleyeceksin tamam mı? Gel şimdi benimle. Ay görüyor musun Murat ya? Herkes bu meclisteki anıtın fotoğrafını çektiriyor. Tam olarak anlamı ne ben de bilmiyorum. Yani böyle tepesine boncuk falan koymuşlar bir cins olmuş ama. Gel Murat. Ulan oğlum resmen kendi ölümüme yürüyormuş gibi hissettim ya. Lan Pitbull'unu şikayet edeceğiz de. Bu bizim üstümüze tekrardan salmasın. Cansu'yu da takip etmek istiyor canım. Baksanıza şu... yani... iyilikseverliğine bakınsana kızın değil mi? Hadi bakalım. Aldık başımıza bir bela. Cansu bir daha mı konuşsak Cansu ya? Cansu ne diyorsun? Ay babacığım. Merhaba babacığım. İşte bahsettiğim arkadaşım bu baba. Hoş geldin kızım. Demek bu ha. Selam. Yalnız kızım... Sen ilkokula gitmiyordun değil mi? Cansu ben mecliste çok meşgulüm ama... Yani senin yaşını yanlış hatırlıyor olamam değil mi? Kızım sen lise öğrencisi değil miydin? Ay baba çocuğu niye rencide diyorsun ya? O da bizim sınıfta. Kızım bu olsa olsa alt sınıfta falan olur. O da yani birinci sınıf. Çocuğum senin yaşın kaç bakayım? Merhaba efendim sayın vekil. Efendim ya... Benim yaşım 18 efendim. Ha reşitim diyorsun yani. Evet sayın vekilim. Murat burada resmi konuşma mı yapıyoruz ya? Vekilim ne? Babamın ismini söyleyebilirsin. Onun ismi Kadri. Efendim sayın vekilim. Kızım olur mu öyle şey ya Allah Allah. Adam koskoca vekil. Kadri denir mi adama? Sayın vekilim. Şimdi bizim aslında pek bir durum yoktu yani. Bu arada evet ben kızınızın sınıfındayım. Vekilim nasılsınız ya? Cansu sevdim ben bu çocuğu. Saygılıymış. Ama oğlum, bana yani Kadri diyebilirsin. Rahat edeceksen Kadri amca de. O yüzden çekinme. Cansu, seni buraya hangi rüzgar attı? Sabahın köründe beni aradın. Babacım, acil bir durum var dedin. Anlat bakalım. Ay baba, Murat bir haftadır hastanede yatıyor. Baba maalesef ki kendisini Pitbull ısırdı. Yapma ya. Geçmiş olsun. Demek ki o yüzden küçülmüşsün. Pitbull yarısını yemiş galiba değil mi? Ulan Kadri... Komik adammışsın ha. Bana bir daha Kadri'de senin ananı... Yani... Çocuğum... Yani... Geçmiş olsun. Ay baba... Pitbull öyle durduk yere saldırmadı. Bizim sınıfta bir çocuk var baba. Onun Pitbull'u saldırdı. Hem de Murat'ın üstüne bilerek saldırdı değil mi Murat? Yani... Cansu şimdi... Sayın vekilim Kadri abi yani... Şöyle oldu abi... biraz sıkıntı oldu. Yani üstüme saldırdı. Kızım... Bunun için bana niye geliyorsunuz? Meclisten yasa mı çıkartayım? Ne yapayım? Anlamadım ki. Ya baba yeme beni gözünü seveyim. Sen gücü kuvveti olan adamsın. Baba Murat abi yardım et ya. Kızım şimdi ben makamımı mevkimi yani öyle kişisel işlerim için kullanmam. Ay öyle mi baba? Geçen benden kimlik isteyen polis memurunu fizana sürmedin mi? Karıştırma onu Cansu. Karıştırma. Ne zaman aklıma gelse o şerefsizi aya süresim geliyor. Yani kızım... Şahsi işlerim için kullanmıyorum ben biliyorsun. Ulan Allah'tan kullanmıyor. Adamı bildiğin statosfere sürmüş lan. Dayı ne yaptın sen? Kusura bakma Murat. Kimse benim kızımdan kimlik isteyemez yani. Kimlik istemek demek benim kızıma yürümek demek. Benim kızıma yürüyecek adamım var ya ciğerlerini sökerim Murat. Hadi ya. Şimdi sizin kıza kimse yürüyemiyor mu? En son 96'da bir tane salak yürümüştü.
Değil mi Cansu? Sonra ne oldu? Benim kıza yürüdükten sonra şansa bak ki adama otobüs çarptı. Nasıl otobüs lan? Körüklü otobüs. Arkadan bir titreme geldi. Saygıdeğer vekil efendimiz. Şimdi efendim bizim iş önemli değil. Cansu yürü gidelim. Ay baba, çocuğu korkutmasana ya. Murat şaka yapıyor, merak etme. Şaka mı? Tabii şaka yapıyorum delikanlı. Korktun mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Yok otobüs çarpmış da. Yok körüklü de. Şaka. Ha şaka mı? Ulan Allah belanı vermesin Kadri. Ay yüreğime indi bir an. Hani ben de kızıyla takılıyorum ya. Oğlum bana da metrobüs falan çarpar şimdi. Ya amca ne komiksin sen ya, Allah'ım ya Rabbim. Kızım ya, şu arkadaki Zehra değil mi? Senin ilkokul arkadaşın, baksana bir. Ay Zehra mı? Aa evet o baba. Ya Murat sen babama durumu anlat. Ben bir arkadaşıma selam verip geleyim, olur mu? Tamam Cansu. Baba sen de hani anlarsın ya. Tamam kızım, bir şey yapmayacağım, korkma. Yemeyeceğim ya. Hem zaten küçücük, yesem ne olacak değil mi? Baba. İyi tamam. Murat ben geliyorum. Ay Zehra hayatım. Ya seni burada göreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ay seni arkadan görünce tanıyamadım. Zehra ne yapıyorsun? Ay Cansu sen misin bu? Ay hayatım, geniz etini hala aldıramadın mı? Yazık. Neyse delikanlı, şimdi ben eğri oturur doğru konuşur, dik vurur sert kaldırır adamım. Bak delikanlı, ben kızımı dünyadaki her şeyden daha çok severim. Bilmem anlatabildim mi? Ya anladım Kadri, tamam çok seversin. Yani ben de severim kendisini. Bak oğlum, bulaştığın kişi benim kızım. Anlıyor musun? Onunla nasıl bir ilişkiniz var bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama o dediklerimde ciddiydim. O çocuğa körüklü otobüs çarptı. Sana da uzay istasyonu çarpsın istemiyorsan, kızıma göz dikme. Para mı istiyorsun, ne istiyorsun söyle. Yani Kadri amca... Amca yani benim kötü bir niyetim yok. Ne amcası lan? Ne amcası? Ben senin babanın oğlu muyum lan? Ha, ne amcası? Gerçi o amcam oluyor lan. Yok o olmuyor, neyse. Yani ben senin amcan mıyım lan? Ama Kadri amca sen demiştin ki yani bana amca diyebilirsin demiştin. Oğlum bana bak. Seni hiç sevmedim. Ben boyu kısa olan adama ayar olurum. Bak bana bak. Cansu burada diye senin o küçük işini halledeceğim. Zaten küçüksün, büyük işin olacak değil ya. O küçük işini halledeceğim. Yalnız ondan sonra seni kızımın etrafında görürsem, duyarsam seni ortadan kaldırırım. Ortadan kaldırır mısın? Ya ne oluyor Kadri amca? Amca deme lan bana, amca deme. Şimdi Cansu buraya gelecek. Beraber gideceksiniz. O köpek mevzusunu halledeceksiniz. Ondan sonra Cansu'ya diyeceksin ki, Cansu... Benimle arkadaşlık etme. Senin arkadaşlığından hoşlanmıyorum. Zaten seni hiç sevmedim diyeceksin. Tamam mı? İyi de yani Kadri amca, biz beraber aynı sınıfta okuyoruz. Elbet konuşacağız ya. Ulan bana bak. Kızıma bakışlarını zaten yakaladım. Bak oğlum, seni ortadan kaldırırım diyorum. Bakmayacaksın kızıma. Konuşmayacaksın. Ya ama şimdi bu böyle oluyor mu yani? Biz ne için geldik, ne yaşıyoruz yani Kadri amca? Oğlum bulurum lan. Evini bulurum. Barkını bulurum. Hepsini yerle bir ederim bak. Anlıyor musun? Yalnız Kadri amca sen demiştin ki ben makamımı mevkimi kendim için kullanmam demiştin. Başlatma lan Kadri amcana. Çaktım mı oturturum ha. Bana bak çocuk. Cansu'dan uzak dur, tamam mı? Ay şekerim, sonra mutlaka görüşelim, tamam mı? Ya seni çok özledim canım arkadaşım ya. Şimdi benim bir işim var. Ondan sonra görüşürüz, tamam mı? Ay olur Cansu. Arkadaşlar size de kolay gelsin. İyi günler. Ay baba. Ne yapıyorsun sen ya? Beni iyi anladın değil mi em? Kızım. Cansu. Ben de tam detayları alıyordum Cansu. Oğlum endişelenme, tamam mı? Halledeceğim ben. tabii efendim tabii. Alın avradını. Bir beladan diğerine koşuyoruz. Cansu gidelim mi artık? Baba bir şey mi yaptın yoksa? Estağfurullah kızım yani. Ben bir milletvekiliyim. Ne yaparım yani, olur mu? Bak kızım, o ileride belediye ekipleri var, tamam mı? Benim gönderdiğimi söyleyin. Var ya, gerekirse ölürler sizin için. Anladın mı Murat? Mesaj alındı sayın vekilim. Sağ olun. Güzel. Benim de zaten bir toplantım vardı.
Kızım, seninle evde görüşürüz, hadi. Murat, babam seni tehdit etti mi, doğru söyle. Yo yo Cansu, hiç öyle şeyler olmadı ki. Yo la la la, çiçekler böcekler. Cansu gidelim mi artık? Murat seni tehdit etti değil mi? Ne dedi, söylesene bir. Ya Cansu saçmalama, o beni nereye tehdit ediyor? Ona kafayı bir gömemem ama yani. Etmedi. Ay inşallah etmemiştir Murat, inşallah. Gel bakalım. Ay şu belediye ekiplerine diyor değil mi? Hayatım seninle de sonra görüşürüz. Beyler kolay gelsin. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Hele hanımefendi, nereye geleceğimişiz bakayım. Seksi seksi baby yani. Nereye hanımefendi? Ya beyler bir pitbull almaya gideceğiz de. Bizimle gelmeniz lazım. Pitbull mu? Oğlum şimdi sen gideceksin. Gerçi senin yaşın yetmez ama. Ablan doldursun. İçeriden dilekçe dolduracaksınız. Belediyemiz 2 yıl boyunca o dilekçeyi inceleyecek. Belediyemiz 1-2 yıl daha inceleyecek. Ondan sonra 1-2 yıl daha inceleyecek. Zaten ondan sonra köpek ölmüş olur. Anlıyor musun? Nasıl yani lan? Oğlum size pitbull var diyorum. Almanız gerekmiyor mu? Yasalara aykırı değil mi? He işte ben de diyorum ki. Sen gideceksin, dilekçe vereceksin. Belediyemiz bakacak. Ondan sonra bakılır hadi. Yalnız beyefendi, ben Kadri Bey'in kızıyım. Milletvekili olan. Anladın mı? Kadri Bey'in kızı mı? Hanımefendi, saygılar, hürmetler, hanımım. Yürü oğlum yürü. Siz gidin, biz geliyoruz, biz ışınlanırız. Arkanızdayız hadi. Ulan vay arkadaş be. Göt korkusu nelere kadir, görüyor musunuz? Cansu, sen evinin adresini biliyor musun ya bu Beşir'in? Evet Murat'cığım, biliyorum, gel. Beyler, biz şu araçla gidiyoruz, takip edin tamam mı? Oh Beşir, sonunda senden intikam alacağız var ya. Burada da niye trafik varsa... Meclis binasının önünden araba mı geçer lan? Oha. Haydi bakalım. Gelin beyler gelin. Zaten Beşir de buraya yakın oturuyor biliyor musun? Hadi ya, Allah Allah. Murat sakın korkma tamam mı? Beşir seni tehdit edebilir ama endişelenme. Arkanda babam var senin. Artık bir şey yapamaz sana. Keşke arkamda baban değil de başkası olsaydı. Soğukluğu hissediyorum. Oğlum ne tehditler etti, ne tehditler var ya. Altıma sıçıyorum resmen artık. Endişelenme Murat. Acıların sonunda bitecek. O pire torbasını alacaklar ve götürecekler barınağa, merak etme. Ondan sonra? Ondan sonra zehirleyecekler Murat. Zehirleyecekler mi? Cansu, benim yüzümden bir cana yazık değil mi ya? Ölmesin. Murat, o hayvan seni ısırdı. Onun normalde yaşamaması gerekiyor, anlıyor musun? Ama Cansu, benim yüzümden bir hayvan ölecek. Yazık değil mi? Saçma sapan konuşma Murat. Ama ben kıyamam ki Cansu. Ben çok yufka yürekliyimdir. Cansu yazık be. Yapmayalım, vazgeçtim ben. Hayır Murat, hayır. Sakın vazgeçme tamam mı? O Beşir'e yaptıklarının bedelini ödetmen lazım. Zengin olduğu için her şeyi yapma hakkının var olduğunu düşünüyor. Lakin öyle değil. Ulan oğlum. Resmen Beşir'le sidik yarıştıracağız diye. Allah. Köpeğin biri ölecek lan. Haydi bakalım. Gelin beyler gelin. Ulan bu nasıl ev? Abo. Beşir burada mı kalıyormuş lan? Oğlum Beşir'in evine bakın. Vay anasını satayım. Bu nasıl zenginlik lan? Oğlum her yer boy boy ağaç falan, baksanıza. Ve geldik Murat. İşte burası. Gel bakalım. Beyler. Buyurun buyurun buradan. İyi günler. Buraya giremezsiniz. Yasak. Özel mülk. Özel mülk mü? Benim kim olduğumu biliyor musunuz siz ha? Biz buraya geldik çünkü yetkimiz var tamam mı? Sahibinizin pitbullunu almaya geldik. Anlıyor musunuz? Üzgünüm hanımefendi. Geçemezsiniz. Cansu. Geçemezmişiz işte, hadi gidelim olur mu? Dur ben bir babamı arayayım, istiyorsan sen onunla konuş olur mu? Konuşmasına konuşayım hanımefendi, lakin dediğim gibi yine de geçemezsiniz. Al sen benim babamla bir konuş da ondan sonra geçiriyor musun geçirmiyor musun görürüz tamam mı? Tabi sayın vekilim, anlıyorum vekilim. Bunun hakkında bir evet belgelerinizi hazırladınız. Gerekirse oraya özel hareket gönderir, o köpeği alırsınız. Tabi vekilim tabi. Yalnız vekilim benim istediğim şeydi. Yani belgenin kendisini görebilirsek, hani biz de emir kuluyuz sonuçta. Oraya gelirsem sana belgeyi gösteririm. Ulan yalan mı söylüyorum sana? Gönderttirme özel harekatları. Kızım ne istiyorsa yapın, anladınız mı? Tabi sayın vekilim tabi. Saygılar efendim. Hürmetler efendim tabi. Evet beyler şimdi ne yapıyoruz? Cansu Hanım, saygıdeğer babanızla konuştum. Belgeleriniz tammış. Buyurun Cansu Hanım, beraber alalım iti. Cansu Hanım. Bu arada babanızı çok seviyorum. Söylerseniz sevinirim tamam mı? Ay yalakala lüzum yok. Beyler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Almanya'dan geliyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oğlum George'la beraber hareketler yapacağız.
Çekiyorsun değil mi Rasim amca? Çekiyorum küçük bey. Yalnız arka planda başka insanlar da var efendim. Onları da çekeyim mi? Başka insanlar mı var? Ne diyorsun sen, anlamadım ki ben. Cansu, Murat ve iki tane belediye görevlisi. Ne oluyor burada? Beşir, oynamayı kes. Köpeğini almaya geldik. 300-500-3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 00
Ne diyorsun Cansu? Ulan Murat, seninle bir anlaşma yapmıştık namussuz herif, sattın demek anlaşmayı. Köpeğimi vermem. Korumalar, çıkartın bunları. Ben Almanya'dan gelen çocuk, hatırlattınız mı? Beşir Bey efendim, çok isterdim lakin yetkileri var efendim, dokunamayız. Ula benim babam gelince size öyle bir dokunur ki. Anlıyorsun değil mi, sen benim babamdan korkmuyor musun? Beşir Bey, babanız Ömer Bey'den altıma sıçıyorum lakin telefon gelen yerden de altıma sıçtım. İki ucu boklu değnek yani. Efendim, yapabileceğimiz bir şey yok. Bu ne demek oluyor? Ulan Murat, namussuz Murat. Oğlum, George, saldır Murat'a. Murat'a saldırma. Beyler yardım edin. Beyler Allah'ınıza kurban. Sıkın. Yine saldırıyordu. Allah razı olsun. Yahu yapmayın, hayvanın nutku tutuldu resmen. Beyler yapmayın. Koruma müdahale etsene. Vurun. Beyefendi, yapamam. Ula babam buraya gelsin, seni kovdurmayan namerttir var ya. Cansu yazık değil mi köpeğe? Beşir, sen onu Murat'a saldırtmadan önce düşünecektin. Pitbull al sana. Lan tamam yeter oğlum yeter. Şşş, tamam indirin silahlarınızı indirin. Niye Murat? Bu senin eserin değil mi? Memnun değil misin? Lan ben böyle olmasını istedim mi sanıyorsun, Allah Allah. Ya beyler. Beyler indirin tamam. Beyler kesin. Yoksa babam sizin çükünüzü keser, kesin lan. Oğlum. Oğlum George. Almanya'dan getirmiştim seni. George oğlum iyi misin? Beyler hayvanı alalım lütfen. Emriniz olur hanımefendi. Almaz mıyız hiç? Hadi oğlum hadi. Erat Selim götürelim şunu. Okey abi. Hadi götürelim. Vallahi beyefendi. Yani şimdi pitbull beslediğiniz için size 5000 lira idari para cezası kesmem lazım. Burada yasalar açıkça belirtiyor. O yüzden size ceza kesiyorum. Ulan ya. Oğlum köpeğe içim acıdı lan. Yani her ne kadar bana saldırsa da ne bileyim bir garip oldum. Lanet olsun Murat. Ben de seni yürekli bir çocuk sanmıştım. Kalleş gibi gittin belediyeye şikayet ettin ha. Öderim kardeş, öderim yaz. Yalnız siz bana isminizi verin. İkinizi de sürdürmeyen en adi... yani ikinizi de sürdüreceğim. Öyle demeyin efendim, yani bizim de görevimiz sonuçta. Sürdüreceksiniz bunları sürdürün. Sonuçta bizi bunlar getirdi. Merak etme. Ben bu Murat'ı öyle bir sürdüreceğim ki. Cansu, sana da hiç yakışmadı. Bununla bir oldun öyle mi? Kusura bakma Beşir. Sen çizgiyi aşmıştın. Murat gidelim mi? Ben senin bunu neden yaptığını biliyorum Cansu. Yazıklar olsun. Ne demek istiyor Cansu? Saçmalıyor Murat işte ya. Hadi Beşir hadi. Cezanı öde cezanı. He şimdi böyle arkanı dönüyorsun çünkü. O yaşadığımız geceden dolayı değil mi? Yaşadığınız gece mi? Cansu senin bir suratın değişti. Ne oluyor? Murat saçmalıyor işte ya. İnanma şuna. Beşir. Uzatma. Senin bilmediğin çok şey var tabi Murat. Sen bununla takılıyorsun ama sen bunun ne kadar cins bir kız olduğunu, ne kadar saplantılı olduğunu bilmiyorsun. Cansu ne diyor bu? Murat saçmalıyor işte ya. Yürü gidelim hadi. Şayet beni seviyorsan şimdi gelirsin benimle. Yoksa onunla burada kal. Ulan ne demek istiyor acaba ya? Ne diyorsun lan Beşir? Ya da neyse. Cansu bekle Cansu geldim. Vay be Cansu. Bu hamleyi hiç beklemiyordum. Helal olsun. Beyefendi sırtınızı dönmezseniz sevinirim. 5000 lirayı arkanızdan mı alacağız lütfen? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? 5000 lira para mı? Beyler verin şu köpeklere parasını da gitsinler. Şimdi beyefendi köpek möpek ayıp olmuyor mu? He ayıp yatakta olur canım hadi. Onu dinlemediğin için teşekkürler Murat. Saçmalıyor. Aklınca seni kandıracak tamam mı? Tamam Cansu. Ay bana inandığın için teşekkürler. İnanma ona tamam mı? Seni kandıracaktır o. Senden intikam almak istiyor. İkimizi ayırmaya çalışıyor. Ayırmak derken? Yani biz birazcık beraberiz ya. Allah Allah. Benim niye haberim yok lan? Yani arkadaşlık manasında Murat. Ha, anladım. Ay neyse videoyu kapat hadi. Pekala. Ulan neler dönüyor be? Oğlum şimdi Beşir bir şeyler dedi ama bizi kızdırmak için mi dedi? Yoksa doğruyu mu söylüyor? Cansu'da bir gariplik var mı? Siz ne diyorsunuz?
Yorumlarınızı eksik etmeyin, tamam mı? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bize saldıran Pitbull'u belediyeye şikayet ettik ve onu aldılar. Yalnız Cansu ile ilgili bir gariplik olduğunu öğrendik. Bakalım bu doğru mu yanlış mı? İlerleyen bölümlerde açıklığa kavuşacaktır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kızım, ne kadar verdin sen buna ya? Çok değil, 200 bin. 200 bin mi dedi lan o az önce? Oha! Esin, ne diyorsun sen? 200 bine motor alınır mı hiç kızım? Manyak mısın lan? Ah, ne kadar cahil olduğun ortada. Normalde bu motorun ederi 300 bin. Daha sıfır sayılır. Yeni almıştım ben. O yüzden Esin'e indirim bile yaptım. Sen ne anlarsın daha iyisi? Ulan oğlum, bana bir daha daha iyisi de. Seni yemin ediyorum o dağa götürür gömerim, anladın mı? Mert lütfen, ama sen de biraz saygılı ol yani. Daha iyisi falan ne oluyor? Özür dilerim Esin. Oğlum kız ciddi ciddi, şuna şimdi 200 bin mi verdi lan? Paralara bakın anasını satayım. Esin, ne diyeceğimi bilemiyorum valla.